Selanik'teki Atatürk Müzesi'nin onarıma alınması kararının ardından Kültür Bakanlığı bu eşyaların İzmit'te muhafaza edilmesini kararlaştırdı. Eşyaların bir bölümü müze müdürlüğünde muhafaza edilirken bir bölümü de uzun süre İzmit Etnografi Müzesi olarak da kullanılan Abdülaziz'in Av Köşkü olarak da bilinen Osmanlı'nın İstanbul dışındaki tek sarayı Kasr-ı Hümayun'da muhafaza edilip sergilenmeye başladı. Bugün de yapacağız abi falan. Gelsin dedi, bir şey de yapalım dedi. Saray mı? Tabii zaten. Ha. Sergilenen bu eşyalar arasında elbiseler, ayakkabı, terlik, günlük kullandıklarının yanı sıra ve Avrupa ülkelerinden hediye gönderilen çatal kaşıklar, sigara ve kibrit kutuları, kül tablası, tesbihler, kırbaç, cezve ve birçok fotoğrafında da görülen ünlü kahve fincanı da bulunuyor. Kocaeli Müze Müdürü İlksen Özbay, Atatürk'ün kişisel eşyalarının buraya getirilip sergilenmesi kararından büyük heyecan duyduklarını belirtti. Bu sefer Selanik'teki Atatürk Evi ve Müzesi restorasyona girince bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz orada sergilenen Atatürk'ün zati eşyalarını müzemize gönderdi. Biz de müzemizde 16 Ocak'ta Atatürk'ün zati eşyalarını yine aynı basın toplantısı yaptığı salondaki vitrinlerde sergilemeyi düşündük ve görselliğe sunuyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir onur kaynağı ve gerçekten güzel bir sergi. Bunlar ne kadar kalacak bu eşyalar? Bunlar bundan sonra devamlı bizim müzemizde sergilenecek ama burada bir geçiş dönemi. Sanıyorum okul bitene kadar burada sergilenecek ama müzemizde sergilenecek. Belki burada, belki müzemizin bir köşesinde bir Atatürk köşesi gibi bir şey yapıp sergilemeyi düşünüyoruz. Peki